Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah herkesin keyfi yerindedir. İnşallah herkesin hayatında her şey yolunda gidiyordur. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Daha önce hiç yapmamıştık. Baktık bir seneyi geçti artık burada zamanımız, değil mi? Eylül 15'te köy hayatımız başlamıştı. Yani tam 16 ay olmuş. 16 aydır burada bir hayat yaşıyoruz, bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele içinde bazı anlarımız vardı. Bu anları tekrar göstermek istedim. Evet, yani aslında İstanbul'dan kaçış Best of'a hoş geldiniz diyebilirim şu anda. Bizim için en unutulmaz, en keyifli anlarımızdan sizin için güzel böyle bir derleme yapacağız. İlk olarak en iyi drone görüntüsüyle başlayalım bence. Bu video için bayağı eskilere gideceğiz, evet. İstanbul'dan. Bu bizim ikinci videomuz. İkinci videomuzdan bir görüntü. Bir uçurtma yapmıştık. Uçurtmaya GoPro takmıştık. GoPro'yu da drone'la çekmiştik. Hatta bir ara drone'la çekerken uçurtmanın arkasına Fant diye kendi markamızı yapıştırmıştık. O gözüküyordu. Evet. Sadece aslında uçurduğumuz kısım değil, yapım aşaması da çok keyifliydi. O videoya bir göz atmanızı tavsiye ederim izlemeyenler için. İkinci en videomuz en lezzetli köy kahvaltısı. Çok böyle bol çeşitli güzel bir köy kahvaltısı hazırlamıştık. Kendi bahçemizden ürünler de vardı. En cesur gün Sultanpınar Yaylası'ydı. Niye en cesur gün? Doğuma 3 gün kala gitmiştik. Ama gerçekten çok keyif aldığımız bir gece oldu. İyi ki gitmişiz. Keşke daha çok gidebilseydik diyoruz. Güzel miymiş kanfili, sevdin mi? Sevdim. Keşke daha önce de yapabilseymiş. Ama bugüne kısmetmiş. Hiçbir şey için geç değil, daha tekrar ederiz diye düşünüyorum. Yani doğum 3 gün kala geldiyse sonra da geliriz yani. Doğumda ya 3 ay sonra da rahatça gelebilirim. Ne istiyorsan şartlara uygun olduğunda tekrar buradayım. Birazdan uyumak için yatacağız artık. Evet. Ve sabah kalkıp bir sıkıntı yaşamadığımız için iyi ki dediğim günlerden biri. Çok şükür sıkıntısız atlatmıştık. En sevimli kategorimizde Mia ile Bambam var. Köy evimizin bahçesinde Mia ve Bambam bayağı keyifli dakikalar geçirmişti. Onları kaydetme şansı yakalamıştık. Zevkli bir gündü. Evet. Thank you.
zamanda dere kenarında çay içtiğimiz günde değil mi? Huzurlu bir günde. Çok güzel bir video görüntüsü çıkmıştı değil mi? O sen bam bam kitap okurken, evet, işte çay kaynarken vesaire. Bizim ormanı ilk kullanmaya başladığımız, kullanma derken böyle çıkıp piknik yapıp kitap okumak, işte meditasyon yapmak için kullanmaya başladığımız gündü. Hissettiğimiz huzuru da yansıtabildiğimiz bir günde o zannediyorum size de geçti. Evet, en komik an videomuz. Bu benim ısrarlarımla. Kerem Ali benim için korku dolu, Filiz için komik. Ben çok gülüyorum ona yani, hala çok gülüyorum. Kazası belası atlattın çok şükür ya, o yüzden gülemiyorum. Trajikomik diyelim. Şimdi neden tehlikeli, ufak bir dipnot geçeyim. Ben Kerem Ali'ye bisikletle çıkmaya çalıştım. Bir kısmına kadar çıktım, Çubuk Gölü'ne kadar. Ondan sonra aşırı kardan dolayı yürüyerek devam ettim. Telefonun bile çekmediği, en yakın insanın en az 10 kilometre ötede olduğu uzunca bir yürüyüş yaptım. Bol bol çakal izi, kurt izi, ayı izi, en son ayı kakası ve en sonunda da ayının ağaçta sırtını kaşırken kendisi karşıma çıktı. O video var ya, her anlamda komik. Çünkü şey diyorsun, bisikleti sakladım diyorsun, aslında böyle kamile gibi bir yere bırakmışsın. Açık kim gelsin oraya benden ama başka. Ama da saklama değil ki. Bir park etmişsin gibi yani. O video her anlamda bence çok komik. Evet arkadaşlar. Drone'la yükselince gördüm. Şuradan aldık, 500-600 metre kalmış. Çıkmama kayıp olur. O yüzden drone'u da hemen indirdim aşağıya. Evet, hazır böyle doğa içine girmişken bir de içtiğimiz en pahalı kahve var. En pahalı sanırım, daha pahalısını hiç içemeyiz yani. Çekimini yaparken kameramızı ne yazık ki suya düşürdük ve o günden beri kullanamıyoruz.
fakat görüntüler gerçekten çok güzel. Siz de eminim aynı fikirdesinizdir benimle. Köye gelirken bir mottomuz vardı. En azından tükettiğimizin bir kısmını üretebilmek. Üretmeye başladığımız ve üretimden ilk defa mahsul aldığımız bir gündü. Evet. Çok da güzel mahsul almıştık. Bizim için keyifli bir gündü. Tam köylü kız oldun ha. Yapacaksın. Ne kadar yukarıda görüyor musun? Her tarafta. Deniz, baksana mısırlar da. Olmaya başlamış. Dinlenmeye başladım. Hatta şu taraftaki bak bu daha büyük. Közde pişireceğimiz an için sabırsızlanıyorum. Nasıl kaldı ya sesini duymamıza? Heyecanla bekliyoruz canım oğlum. İnşallah şöyle sağlıkla kucağımıza almayı Allah nasip etsin. Amin inşallah. Bir aydan az kaldı. Evet tabii. Senin de mavi yazman ne güzel oldu öyle. Ya teşekkür ederim. Diyorum 200 kilo taşır rahat. Onu anladık. Peki yani günün sonuna geldik derken gün bitti mi? Bitmedi tabii ki. Mia ne yapıyorsun orada? Yemiyorsun değil mi karayemiş? İstanbul'daki hayatımızda çiçek bile yetiştirmemiş, evde hiç hani bu tip şeylerle ilgilenmemiş insanlar olarak o sonucu almak bizim için gerçekten çok gurur da bir yandan verici bir şeydi. Evet. Köy hayatımızda bizim için herhalde en ilginç anlardan bir tanesi de akrepler ve tavukların ilişkisiydi. İlk köy evimizde oluşturduğumuz kümesi yaparken böyle bir pislik vardı. Onu kaldırırken altından bir sürü akrep çıkmıştı. Hadi benim bildiğim tavuklar akrep yer. Gelsenize. Gel. İkinci akrebimiz de burada arkadaşlar. Bir akrep daha çıktı. Bu deminki değil çünkü deminki daha büyüktü. Yiyeceğim ben. Hadi kıt. Şaşırttı beni. Diğerini de yemiş olabilirler. Ama o daha büyüktü. Ha, yuttu götürdü. Islak burun da geldi. Bam. Vallahi yedi. Vallahi yedi. Ben hiç beklemiyordum tavuğun akrep yiyebileceğini. Belgesel tadında görüntülerdi gerçekten. National Geographic gibi. En beğendiğimiz videolardan biri orman belgeseliydi. En beğendiğimiz, en beğenerek çektiğimiz özellikle o zaman En iddialı dediğimiz ama en izlenmeyen videomuzdu evet, orman belgeseli. En az reaksiyon alan videolardan belki ilki olabilir ya en başında olabilir. Belgesel kıvamında bir şeydi çok aslında. Çok güzel bir video. Hala da çok inandığım ve güvendiğim videolardan bir tanesi. Belki bir gün izleyen olur. Yani evet. Bu haftaki videomuzu da doğa için ayırdık. Aslında ormanın sesini, doğanın sesini dinlemeye geldik. Çünkü o belli bir döneme hitap eden bir video değil. 10 yıl sonra da belki izleyebileceğiniz bir video. Aslında videolar burada biter mi bitmez. O kadar güzel, o kadar çok videomuz var ki aslında hepsi bizim bebeklerimiz derler ya. Ama bir tane de bonus olsun sonunda. Evet, bir tane bonus videosu evet. İstanbul'da yaptığımız son aktivite. Nereye gitti bu? Dostum orada mısın? Sakın yapma hemen geliyorum. Sabır büyük bir yerdendir. Ne halt ediyorsun sen içeride? Wish you would step back from that ledge my friend.
could cut ties with all the lies that you've been living in. And if you never want to see me again, I would understand. I would understand. Hey, the angry boy bit too insane. Icing over a cigarette paste. Çok ilginç bir gündü. Yani simitçi, sucu, çay satan abi, etraftakiler. Yani kimse öyle bir şey görmemiş orada daha önce ve o kadar çok ilgi gördük ki, o kadar çok çocuk geldi, o kadar çok yetişkin geldi, işte sohbetler ettik vesaire. Gerçekten keyifliydi. Biz Yes Man'i izlemiştik galiba, değil mi? Evet. Yes Man'i izlemiştik. Evet arkadaşlar, bayağı uzun süredir şunu da yapmıyorduk. Böyle hazır çok kameramız varken videomuzu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin. Beğendiysen o zaman abone olabilirsin. Biz abone olmandan çok mutlu oluruz. Bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Lütfen. Evet arkadaşlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hop. Bomba attı. Sonra üstünde de var. Ama anne dediğin kusumuklu olur zaten. Üstünde birkaç kusumuk lekesi olmayan anneye ben anne demem. Yani. Thank you.